İnan 1967'de bu rüyayla, bu hayalle beraber yola gittim. Ama böyle yollardan hiç tahmin etmezdim. Sizin sayenizde bu yere bu kadar geldim. Bu sizin başarınız. Hiç bir vakit yok. Biz kesintiye uğradık. Çeşitli nedenlerden 1854'te 6 tane top arabası getirdiler oraya. Stratejik bölge diye. Anlaşma yaptık. Zaten bütün yolu dinlekeli ve turunda anlaşma yaptık. Zamanla buraya adam götürüp getirip taşımak etmek öyle kolay değil. Unutma yaylası. Ama ben oraya üçüncü oğlu Yeni Saray, Güzel Saray diye bir tabela astırma sevdasında. Resmi gazetede ilan edildik. Resmiyet kazanabilmesi için bu seçimler yapılması lazım. Bu sonuçlar Ankara'ya göndereceğiz. Bir de Trabzon bölge müdürlüğüne göndereceğiz. Açık yapmayı isteyenler var. İtiraz olur. Yok. Burada şeyi bayanlara yazmadık. Hayırlı olsun. Temsilcinin görevi şu arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı'nın kadasında var mı? Yok. O zaman niye geldiniz mi? Bırakın da biz kendi yerimizi kendimiz uğraşalım. Ve bunu hakim gördüğü gibi elindeki şeyler, belgeler, bilgileri. Şimdi bunun için biz 2021'de dava açtık. Dava biraz uzun sürdü. Mahkemelerden dava almak biraz zor oluyor. Ama hayırlısından aldık. Resmi gazetede ilan ettirdik. Bugün de gördüğünüz gibi ilk genel kurulumuzu yaptık. Güzel geçti. Yani tabii çekişme olacak. Bunlar dernekçilik çok önemlidir. Vakıf çok önemlidir. Bizim gayemiz derneğimizin tek bir gayesi var. Zaten adından da belli. Üçüncü zade eğitim vakfı. Eğitim bizim için olması olmazımız. Biz Türkiye genelinde 8000'e yakın akrabamız var. 8000'e yakın. Hep birbirimizden haberimiz var. Tabii biz heyete bunu 100 kişisine alabildik. Fazlasını alamadık. Yoksa biz alsak 1000 kişiyi de alırdık. Buraya 1000 kişi de yağardık. Ama üçüncü oğlunun kalesini de sarayını da alıp oraya bir üçüncü oğlu devası şey etmeyi düşünüyoruz. Bizim için para önemli değil. Biz 100 kişi yaptık, 50 kişi, 60 kişi olduk mu karar alma kabiliyetimiz oluyor. Onun için biz böyle küçük şey, 100 kişiyle başladık bu işe. İleride bu 2000-3000 olacak. Zaman görüşüyüm. Burada yıllarca ben bu dernek ve bu vakıf için mücadele etmişim. Sen şimdi ona 10.000 lira nasıl tutturuyorsun? Hangi vicdanla, hangi şeylerle bunu şey yapıyorsun? Biz bu zamana kadar emek vermişiz, böyle bir şey sarf edemedik. Mehmet abi, bak kurban olayım. Ben sana diyorum ki bu iş parayla yürüyecek değil mi? Parayla yürüyecekse bağış yapacağız arkadaş. Bağış yapacaksın da mütevelli heyete hak sahibi. Ya bir ganimet de var, bunlar bir şeyin beşinde mi? Mütevelli heyet hak sahibi, tamam mı? Bir yetkisi var. Bu vakfın bir parası mı var Güngör amca, bir yerde bir ganimeti mi var da bu millet bunun hakkının sahibi? Yoksa şimdi arkadaşlar bakın. Tamam, üye olan arkadaşlar da, üye olan arkadaşlar da çözülmeyen ne var? Tamam. Evet abi, iyi de adamın harcamaları var. Bak avukatı tutamam mı için?